Web sitenizde içeriklerinizi yayınlayabileceğiniz özel alanlar bulunmaktadır. Bu eğitim videomuzda özel alanları tanıyabilir ve içeriklerinizi bu alanlarda nasıl yayınlayacağınızı öğrenebilirsiniz. Web sitenizin ana sayfasında bulunan büyük manşet alanı sitenizin slider alanıdır. Bu alan konumu ve büyüklüğü nedeniyle oldukça dikkat çekici bir alandır. Ziyaretçilerinize duyurmak istediğiniz kampanyalarınızı ya da dikkat çekmek istediğiniz içeriklerinizi bu alanda yayınlayabilirsiniz. Ana sayfanızda slider alanının hemen altında bulunan alan ise kısa yollar alanıdır. Buraya ziyaretçilerinizin kolayca ulaşmasını istediğiniz içeriklerinizi ekleyebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz alan ise ana sayfada göstermek istediğiniz içeriklerinizin listeleneceği alandır. Bu alana istediğiniz kadar içerik ekleyebilir, içeriklerinize ana sayfanızdan kolayca bağlantı verebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz alan, web sitenizin üst menü alanıdır. Bu alan, Google aramaları için oldukça önemlidir. Sitenizin ana menüsü olan bu alan ile iç sayfalarınızda bulunan içeriklere bağlantı verebilirsiniz. Sitenizin sol tarafında bulunan alan ise sol menü alanıdır. İçeriklerinizi içeriye ait alt başlıkları ile birlikte bu alanda da yayınlayabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz alan toolbar alanıdır. İçeriklerinizi burada da yayınlayabilirsiniz. İçeriklerinizi sitenizin özel alanlarında yayınlamak için öncelikle yönetim paneline giriş yapınız ve içerikleri listele sayfasına geçiniz. İçeriklerin sol tarafında yayınla sütununu görebilirsiniz. Her içeriğin solunda bulunan simgeler, o içerik ile ilgili yapabileceğiniz işlemleri temsil eder. Burada bulunan simgelere tıklayarak içeriğinizi, slider alanında, sol menü alanında, üst menü alanında, ana sayfanızda ya da kısa yollar alanında kolayca yayınlayabilirsiniz. İçeriklerinizi içerik düzenle, sayfaları aracılığıyla da, özel alanlarda yayınlayabilirsiniz. İçerik başlığınızın sağ tarafında bulunan içerik düzenle simgesine tıklayın. Açılan sayfada bu içerik nerede görünsün tablosunu bulunuz. İçeriğinizi toolbar alanında, üst menüde ve sol menüde göstermek için ekranda gördüğünüz ilgili seçenekleri seçebilirsiniz. İçeriğinizi web sitenizin ana sayfasında göstermek için ekranda gördüğünüz tabloyu kullanabilirsiniz. Bu alan ile ilgili daha detaylı eğitim için içerikleri ana sayfada gösterme isimli eğitim videomuzu izleyebilirsiniz. Bu içeriği web sitenizin kısa yollar alanında göstermek isterseniz ekranda gördüğünüz tablo üzerinden kısa yollar alanında göster seçeneğini seçebilirsiniz. İçeriğinizi slider alanında göstermek için ekranda gördüğünüz tabloyu kullanabilirsiniz. Bu alanla ilgili daha detaylı bilgi için içerikleri slider alanında gösterme isimli eğitim videomuzu izleyebilirsiniz. Düzenleme işlemleriniz bittikten sonra sağ alt köşede bulunan kaydet butonuna basarak ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Yönetim panelinde yapabileceğiniz işlemleri öğrenmek için eğitim videolarımızı izlemeye devam edebilirsiniz.